Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Müsavat Dervişoğlu. Buyurunuz Sayın Dervişoğlu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Genel Kurulu saygılarımla selamlıyorum. Başarılı bir hafta diliyorum. Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 işçimiz şehit olmuş, 8 işçimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. 9 Haziran 2017'de öğretmenliğin ilk karne gününde terör örgütü PKK tarafından henüz 22 yaşında Batman'da katledilen Aybüke Yalçın'ın şehadetinin 3. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zor şartlara rağmen kutsal öğretmenlik mesleğini yapan tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. PKK eğitimi hedef alarak bölge halkının geri bırakılmasını temin etmeye çalışan hain bir terör örgütü olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu tavrı şiddet ve nefretle kınıyorum. İstanbul Arnavutköy'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik adlı kadın vatandaşımız sokak ortasında eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Türkiye'de kadın cinayetlerinin ne kadar çabalarsak çabalayalım bir türlü önünü alamıyoruz. Şiddetin nasıl duracağını bütün yönleriyle somut kurum ve yetkililere somut görevler vererek gösteren İstanbul Sözleşmesi bu konuda dünyadaki en önemli rehberlerden bir tanesidir. Ve Türkiye'de bu sözleşmeye ilk imza atan ülkedir. Sözleşmenin asıl anlamı kadınların hayatının kurtarılmasıdır ve her yönüyle kadınlarımıza sahip çıkılmasıdır. Buyurunuz efendim. Bunun anlamı birçok kadının hayatta kalması olacaktır. Fakat maalesef İstanbul Sözleşmesi gerektiği gibi anlaşılamamakta ve uygulanamamaktadır. Kadın cinayetlerinin önlenmesi ve faillerin cezalandırılması için yapılan çalışmalar pek tabidir ki önemlidir ama maalesef yeterli değildir. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'ne göre kadın cinayeti verilerinin derlenmesi ve bu cinayetlerin nedenlerinin açığa çıkarılması, bu alanda alınması icap eden sosyal tedbirlerin behemahal devreye sokulması kanaatini taşıyoruz. Devlet böylesine bir görevle kendisini sorumlu hissetmeli ve bu sorumluluğu da acilen yerine getirmelidir. Tekrar başarılı bir hafta diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay. Buyurunuz Sayın Akçay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 9 Haziran 2017 tarihinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu. Görevlendirildiği gün sosyal medya hesaplarından öğretmen oldum diyerek sevincini paylaşan, büyük bir sevgiyle bağlı olduğu ülkesine, milletine ve eğitime hizmet etmek için ailesinden uzağa göreve gitmişti. Şehit öğretmenimiz kısa görev süresinde öğrencilerin ve ailelerinin sevgisini ve saygısını kazanmış başarılı bir eğitimciydi. Şehadeti hepimizi, bütün Türk milletini üzüntüye sevk etmiştir. Ancak şehidimizin gözü arkada kalmamış, hain teröristlerden hesap sorulmuş ve sorulmaya devam etmektedir. Bu vesileyle 12 Temmuz 2017'de yine PKK'nın saldırısı sonucunda şehit olan 24 yaşındaki Necmettin öğretmeni ve memleketin her yanını vatan toprağı bilen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aybükeler, Necmettinler, Fıratlar, Erenler ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır. Dün Yusuf İmamoğlu'nun şehadetinin 50. seneyi devresiydi. Hain ellerden çıkan bir kurşunla şehit edildiğinde Cebinde sadece 35 kuruş vardı İmamoğlu'nun. Üstelik 3 gündür açtı. Vatan, bayrak, millet, devlet ve kutlu bir dava uğruna adanmış bir ülkü eriydi İmamoğlu. 4 Ağustos 1968 günü ülkü davamızın ilk şehidi 22 yaşındaki Ruhi Kılıçkıran'la başlayan ve vatan millet uğruna, davası uğruna yitirdiğimiz canlar akıllarımızdan ve gönüllerimizden bir an olsun çıkmamaktadır. Bu vesile buyursunlar Sayın Başkanım. Bu vesileyle başta merhum başbuğumuz Alpaslan Türkeş olmak üzere vatanımızın varlığı, devletin bağımsızlığı ve şanlı bayrağımızın dalgalanması uğruna hayatlarını kaybetmiş olan ülküdaşlarımızı ve aziz tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Teşekkür ederim. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Hakkı Saruhan Oluç. Buyurunuz Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan bugün yeni Anayasa Mahkemesi üyesinin yemin töreninde bir konuşma yaptı ve o konuşmada ilginç bir veri sundu. Dedi ki 2019 yılında 43 bin civarında Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Bireysel başvurudan söz ediyor. Ve bu başvuruların yaklaşık 40 bini sonuçlandırılmıştır dedi. Bu başvuruların çok önemli bir kısmı, yarısından fazlası da adil yargılanma hakkına ilişkindir dedi. Sonra bir soru sordu. Daha doğrusu bir ifadede bulundu. Dedi ki bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. Neden acaba? Değil mi? Bu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu verdiği veriye insan doğal olarak bu soruyu soruyor. Çünkü yargı öyle bir duruma gelmiş vaziyette ki Anayasa Mahkemesi böyle bir yükle karşı karşıya kalıyor ve dünyanın başka hiçbir ülkesinde de böyle bir şey yaşanmıyor diyor. Çünkü tutuklu ve hükümlü gazeteciler, siyasetçiler, insan hakları savunucuları, internet sitelerinin kapatılması, Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları, polis şiddeti ve cezasızlık meselesi, on binlerce kanun hükmünde kararname mağduru, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılamamasından dolayı yargılamalar, yani yargının geldiği durumu gösteriyor Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği bilgiler. Biz burada hep yargıyı tartışıyoruz, tuzun koktuğu yer olarak değerlendiriyoruz. Gerçekten bir kez daha bu ortaya çıkmış oldu. Normalleşme dönemine geçildi fakat sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Özellikle koronavirüs salgını ile ilgili söylüyorum. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anadolu Bilim Öğretim Üyesi Profesör Recep Tekin bir açıklama yaptı ve dedi ki Diyarbakır'da artan koronavirüs vakası buyurunuz Sayın Oluç. Diyarbakır'da artan koronavirüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Neredeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik dedi. Ben bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum hem halkımıza hem iktidara. Halkımıza çağrımız aman lütfen normalleşme dönemi olduğu için tedbirleri elden bırakmayın. Özellikle maske, mesafenin korunması meselesi son derece önemli ve temizlik meseleleri son derece önemli. Özellikle son 6 günde Diyarbakır'daki bu ciddi artış bizi endişelendirmiştir. Bazı mahalleler karantinaya alınmıştır. Kalabalığın yoğun olduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bir kez daha söyleyelim, normalleşme diye bu tedbirlerden asla vazgeçmemek lazım. Efendim TÜİK buyursunlar efendim. Parlıyorum. TÜİK'te bir kadro operasyonu uzun zamandır devam ediyor. İktidarın kadro operasyonu. Önce ekonomik daralmanın başladığı ve enflasyonun 2 haneye çıktığı dönemde 2018 Ekim ayında TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alınmıştı. Bu iş devam etti ve 16 Mayıs tarihinde Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz görevden alındı. 22 Mayıs tarihinde Cahit Şirin Başkan olarak TÜİK'e atandı. Bugün de Cumhurbaşkanlığı kararına göre 10 Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü görevinden alındı. Şimdi TÜİK'teki bu inanılmaz hareketlilik nereden kaynaklanıyor? Sizler tabii biliyorsunuz bunu. Çünkü TÜİK verileri iktidarın lehine açıklansın diye her türlü operasyon orada yapılıyor. Başkan yardımcıları, şimdi işte bölge müdürleri. Ama yani bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı'na hatırlatalım ki siz istediğiniz kadar işsizlik ve enflasyon... Buyurun efendim. Siz istediğiniz kadar işsizlik ve enflasyon rakamlarıyla oynayın ama işsiz olan insanın işsiz olduğunu, ona işsiz olmadığını anlatamazsınız. Pazara giden, çarşıya giden insanlar filelerini hayat pahalılığından dolayı dolduramadıkları halde enflasyon düşük diye yalan yanlış bilgiler vererek insanları kandıramazsınız. TÜİK'teki bu operasyonlar iktidarın ekonomi politikalarının nereye doğru gideceğini çok net gösteriyor. Son olarak Mardin DEDAŞ'la ilgili daha evvel bu genel kurulda kürsüde vekilimiz konuştu. Basın toplantıları yaptık. Çeşitli görüşmeler yaptık DEDAŞ yöneticileriyle ilgili. Fakat Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerine bağlı 40'ı aşkın köy 27 gündür elektriksiz ve susuz. Gerçekten son derece zor bir dönem yaşanıyor. Merkezi trafoların elektriği kesilmiş vaziyette. Kesinti olduğu için su pompaları çalışamaz hale gelmiş vaziyette. Hem salgın koşullarındaki bu elektriklik ve su olmaması temel ihtiyaçların karşılanmamasına yol açıyor. Hem de Mardin Ovası tarımsal faaliyetin sürdürüldüğü bir bölge ve elektrik ve su verilmezse özellikle bu aylarda tarımsal faaliyetlerde de çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanacak. Bize telefonlar geliyor özellikle Mardin'den ve bu konunun çözülmesi için adımlar atılmasını talep ediyorlar. Şimdi mahallelerde borcu olan ve olmayan herkesin elektriği kesilmekte ve bölge insanı cezalandırılmaktadır. Bu koşullarda böyle bir şey olabilir mi? Yani DEDAŞ nasıl bunu yapabilir? DEDAŞ yöneticileri nasıl insanlardır ki bu salgın koşullarında, bu büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı koşullarda bu kadar vicdansızca davranabilmektedirler. Üretimi engellemektedirler. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemektedirler. Para ve kazanç için yapmayacakları bir şey kalmamıştır. Buradan DEDAŞ yöneticilerine, bu insanlık dışı davranışta bulunan ve biz artık bu konuyu anlaşmaya kapattık, görüşmüyoruz diyen DEDAŞ yöneticilerine sesleniyoruz. Yani sizin hakkınız yok insanların hayatını tehlikeye atmakta. Buyursunlar. Sizin hakkınız yok insanların hayatını tehlikeye atmakta. Sizin hakkınız yok insanların hayatını zehir etmek konusunda. Yani siz bunu Bursa'da yapabiliyor musunuz? Yalova'da yapabiliyor musunuz? Kırşehir'de, Trabzon'da, Tekirdağ'da yapabiliyor musunuz? İstanbul, İzmir'de yapabiliyor musunuz böyle şeyleri? Yapamıyorsunuz ama Mardin'de bunu yapmayı kendinize hak olarak görüyorsunuz. Bu DEDAŞ yöneticilerine bir kez daha sesleniyoruz. Bakın, sorunların çözümünün yolu müzakere etmek, konuşmaktır ve insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır. Eğer anlaşmaya kapalıyız demeye devam ediyorsanız orada yaşanacak hem yaşam açısından hem üretim açısından bütün yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu bu DEDAŞ yöneticileridir. Çok açık ve net biçimde bir kez daha bunu vurgulamak istiyoruz. İnsanlık dışı bu tutumunuza son verin. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel. Buyurunuz Sayın Özel. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dün akşam Van'ın Çatak ilçesinde PKK tarafından yol çalışması yapılan bir firmanın servis aracına yönelik düzenlenen saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak lanetliyoruz. Saldırıda yaşamını yitiren şehit emekçiler Murat Yağdıran ve Emrah Baran'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Saldırıda yaralanan 8 işçimize de acil şifalar diliyoruz. Her terör saldırısı yüreğimizi biraz daha yakıyor. Bu saldırıların bir daha tekrarlanmaması noktasında parlamentoya düşen tüm sorumlulukların yerine getirilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Tabii Çatak'taki olayı hatırlayınca 3 yıl önce yine benzer bir saldırıda hayatını kaybeden Aybüke Yalçın öğretmenimizi, erenimizi ve nice teröre karşı verdiğimiz şehitleri bir kez daha yad etmeden ve kendilerine rahmet dilemeden geçemeyeceğim. Sayın Başkan, 25, 26 ve 27. dönemde milletvekilliğimizi yapan Kazım Aslan'ın ölüm yıl dönümü 7 Haziran. Geçen sene kendisini kaybettik. Yokluğunu hissediyoruz, yeri dolmuyor. Ölüm yıl dönümünde partimize ve ailesine tüm gruplardan milletvekillerimizin ilettiği iyi dileklere de hem aile adına hem grubumuz adına da bir kez daha teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde bir rakam açıkladı ve koronavirüste kadına karşı şiddet vakalarının %12 azaldığını, kadın cinayetlerinin ise %38 oranında düştüğünü açıkladı. Maalesef... Buyurunuz efendim. Bu açıklamadan itibaren maalesef her gün bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz ya da irkiliyoruz. Son 8 günde 8 kadın cinayeti yaşandı. Bu konuda parlamentonun atması gereken ciddi adımlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Mevzuat değişikliklerinden tutun, toplumsal açıdan bir anlayış değişikliğini yerleştirmek için hepimize düşen farkındalık eylemleri var. Bunların hep birlikte atılması lazım. Tabii böyle sorunlar yükselince bir bakanın eskiden verdiği rakam bir yana dursun, gözler çoğunlukta bulunan, daha doğrusu bir siyasi partinin desteğiyle mecliste çoğunluğu sağlayabilen birinci grubun ne dediğine bakılıyor. Ömer Çelik'ten bir açıklama beklendi. Açıklama bu konuda çok hassasız, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Ülkeyi yöneten parti gerekli müdahaleleri yapıyor da 8 günde 8 kadın cinayeti işleniyorsa... Buyurunuz efendim. Son 18 yıldaki izahı mümkün olmayan ya da çok mümkün olan yapılan uygulamalarla bu rakamları tartışmak yerine bunu görmezden geliniyorsa, bu konuda ciddi bir sorumluluğu da Sayın Ömer Çelik kendi partisi üzerine de yüklüyor demektir. Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1'in Ankara temsilcisi İsmail Dükel dün sabah saatlerinde askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alındılar Sayın Başkan. Ankara'da siyasetle uğraşan herkes bilir ki Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel gazetecidir. Gazetecilik faaliyeti yaparlar. Başka bir şeyle ilgilenmezler. Aldıkları bilgileri doğrulattıkları ve aldıkları bilgilere emin oldukları zaman da yaptıkları haberle gündeme otururlar. Hep böyle oldu. Şimdi bu iki kişi gizlilik taşıyan savaş planlarını ele geçirdikleri iddiasıyla sorgulanıyorlar, gözaltındalar. Buyursunlar efendim. Bir astsubayın bu belgeleri kendilerine ulaştırıldığı bir astsubay tarafından, ancak bu bilgileri almalarına rağmen yazmadıkları, haber etmediklerinden ötürü demek ki bu bilgiyi aldı, gazetede kullanmadı, yurt dışında bir yere mi yollayacaktı diye iddia var. Sayın Başkan, insan şaşırıyor, ne söyleyeceğini bilemiyor. Bu haberleri alıp da yazanları casusluktan içeri atıyorsunuz. Bu haberleri yazdığı zaman efendim devletin gizli bilgilerini yayınladı diyorsunuz. Böyle bir bilgi var da gazeteci ulaşmış. Yazarsa suç, yazmazsa da casusluğa delil. Böyle bir vicdan, böyle bir akıl olur mu? Adı ne? Askeri casusluk. Sayın Başkan, iktidar partisine hatırlatmak isterim ki ben bu kürsüden askeri casusluk meselesi çıktığında bundan 7 yıl önce bu kürsüde dedim ki bu insanların kişisel onurlarına fuhuş buyursunlar. Bu kişilerin kişisel onurlarına fuhuş, mesleki onurlarına casus lekesi sürüyorlar. Bu kumpas. Ben gittim gördüm, bir eczacı şizofreniye çare bulacak formül bulmuş. FETÖ ver bunu bizim ilaç şirketine demiş, vermemiş. Askeri casusluktan içeride. Oradan sonra gördük ki F-16'nın 3 büyük filo komutanı içeride, milli torpedo projesini yürüten içeride, milli gemi projesinin mimarı içeride. Ne kadar Atatürkçü, ne kadar vicdanı vatanı için çarpan adam varsa içeride. Ben burada bunu söylerken bugün daha AK Parti'de aktif siyasette bulunanlar, hatta birlikte bu parlamentoda görev yaptığımız bazı arkadaşlar, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Allah'ın bildiğini mi kuldan saklayacaksın? Casus o, casus. Sonra yıllar sonra milli orduya kumpas kurmuşlar. Şimdi bir kırık plağı, bir eski plağı, bir pis plağı tutup tekrar aynı pikapta döndürmeye çalışanlara yine mahcup olursunuz diyoruz. Bunu açın, askeri casuslukta Özgür Özel neler söyledi, CHP sözcüleri neler söyledi, siz ne laflar attınız, bugün ne noktadasınız? Benzer bir kumpası, efendim sıkıştık, ilerleyemiyoruz, oyumuz çokken ne konuşuluyordu? Ergenekon. Hadi bakalım Ergenekon'un ikinci versiyonu. Ne konuşuluyordu? Askeri casusluk. Hadi onu da getirin. Kutuplaştıralım ki arkamızı kalabalıklaştıralım. Eskiden öyleydi. Açsın, yoksulsun, fakirsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, darbe gelecek, arkama geçmelisin. Yok kardeşim, milletin karnı aç, esnafın derdi büyük. Efendim tehlike çok büyük. Ezanımıza müzik çaldılar minaremizden. Toparlasak efendim. İstismar üzerinden CHP ile ilişkilendirmeye kalkanlar. Milletin karnı aç, esnaf yoksul, çiftçi perişan borçlu, tek çareyi kutuplaşmada bulanlara bir kez daha söylüyoruz ki ne eski kırık pis plakları çalmakla ne de bu toplumun aklıyla alay etmekle kendinize güç devşiremezsiniz. Sayın Başkanım, son olarak 4 Haziran 2020 Perşembe günü burada Sayın Enis Berberoğlu, Sayın Leyla Güven ve Musa Farisoğulları bu parlamentoda milletvekillikleri düşürüldü. Düşürülürken bunun anayasaya aykırı olduğunu hepimiz biliyorduk. En çok da meclis başkanı biliyordu. Meclis başkanına hepimizin bulunduğu komisyonda bugün çıkıyor AK Parti'nin bazı grup başkan vekilleri. Efendim Enis Berberoğlu niye içeride? Geçen dönem dokunulmazlığı kalktı diye içeride. HDP'liler dokunulmazlıkları kaldırıldığı için içeride. Buyurun efendim. 2 HDP'li milletvekili kendileri o dönem milletvekili değil. Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı kalkmış, yeniden seçilerek anayasanın ilgili maddesi gereği 83. maddesinin 4. fıkrası gereği yeniden dokunulmazlık kazanmış. Ama o geçici madde görüşülürken komisyon başkanı kim? Bugünkü meclis başkanı Şentop. Kendisine tutanak altında soruluyor. Peki diyor, gelecekte bu kişiler tekrar seçilirse, Şentop'un cevabı tekrar seçildiklerinde tekrar dokunulmazlığa sahip olurlar. Ve anayasa gereği yeniden dokunulmazlıkları kaldırılmadan yargılama süremez. Bu dönemin başında Enis Berberoğlu yeniden seçildi. Mahkeme yargılamaya ara vermedi. Şentop'a mikrofon uzatıldı. Şentop TBMM başkanı sıfatıyla ve bir anayasacı olarak diyerek başladı. Tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin dokunulmazlıklarını yeniden kazanacaklarını ifade etmek istiyorum. Peki öyle bir karar o mahkemenin... Tamam Liyanım. Anayasayı dinlemeyerek bir yerden aldığı talimatla yürüttüğü mahkeme kararı yollamış. Sen anayasa bunu gerektiriyor diyorsan bu kararı nasıl okursun? Okumama şansım yok. Örneği yok. Tarihten ders al. 1990 Yassıada'daki yargılamaların acar avukatı Hüsamettin Cindoruk çıkmış, geçen hafta davet etmediniz, siyasi şov yapacağız diyor orada. Kendisine DGM Başsavcılığı 22 milletvekilinin fezlekesini yolluyor parlamentoya. Diyor ki Devlet Güvenlik Mahkemesi gibi bir mahkemenin aldığı kararla bu parlamentonun saygınlığına gölge düşüremem, dönem sonuna bırakıyor. Yine daha yakından bir isim, Sayın Cemil Çiçek. Bilir misiniz Cemil Çiçek'i? Meclis Başkanı iken Van Milletvekili Kemal Aktaş ve İstanbul Milletvekili Engin Alan, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, kumpas davasının mağdurudur. Kumpas buyurun. Allah Allah, onu siz mi takdir edeceksiniz? Siz mi takdir edeceksiniz? Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Cemil Çiçek işine gelme diye sözü kesecek. Sayın Cemil Çiçek, dinle Cemil Çiçek. Sayın Cemil Çiçek, Van Milletvekili Kemal Aktaş'la İstanbul Milletvekili Sayın Engin Alan'ın gelmiş kararlarını okutmayarak dönem sonuna bırakıyor. Bu iyi örnekler ortadayken, kendi beyanı ortadayken, komisyon başkanı iken madde görüşülürken yeniden dokunulmazlık kazanır demişken, dönem başında bu soruları böyle yanıtlamışken beyefendi çıkıp da geçen hafta bu dokunulmazlıkları okutuyorsa, bu kendisinin işgal ettiği makama, ettiği yemine, anayasanın kendisinden beklediği sadakate ve tarafsızlığa uygun davranmadığının ispatıdır. Bunun peşini bırakmayız. Bunu onun yanına bırakmayız. Bunu sizin yanınıza bırakmayız. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Muş. Buyurunuz Sayın Muş. Sayın Başkan, Genel Kurul saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Genel Kurul iş tüzüğe göre idare edilir. Burada bazı teamüllere biz de iş tüzükte olmamasına rağmen ses çıkartmıyoruz ama zaten grup önerisi verilmiş, başka tartışılacak olan var. Sürekli uzat böyle bir şey yok genel kurulda. İş tüzükte de böyle bir şey yazmıyor. Varsa konuşma, grup önerileri vardır, ilgili düzenlemeler vardır. Çıkarlar kürsüden, insanlar meramını beyan eder. Ben neye göre genel kurulun yönetildiğini anlayabilmiş değilim ve sizi genel kurulu iş tüzüğe göre yönetmeye davet ediyorum. Birinci söyleyeceğim bu. Böyle bir usul yok genel kurulda. İş tüzükte de böyle bir madde yok. Kürsüden söz alır, önergesinde konuşur arkadaş. Bir diğer konu şudur. Sayın Başkan, 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen genç öğretmenimiz Aybüke Yalçın'a şehadetinin 3. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle tüm şehit öğretmenlerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Çocuklarımızın geleceği için fedakarca çalışan öğretmenlerimizi kalleşçe, alçakça şehit eden PKK'yı ve bu terör örgütüne destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz. Unutulmasın ki Anadolu'nun bağrında nice Aybüke öğretmenler bulunmakta ve o okullarımızda evlatlarımızın eğitimi için, geleceği için fedakarca çalışmaya devam etmektedir. Yine geçtiğimiz gün Van'da işçilerimizi taşıyan servis aracına yönelik terör örgütü PKK tarafından yapılan bombalı saldırıda şehit olan 2 işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Buyursunlar efendim. Emeğiyle geçimini sağlayan işçilerimize yönelik bu hain saldırı PKK'nın nasıl cani bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Buradaki saldırıda şehit olan sivil şehit Murat Yağdıran geride 5 yetim bırakmıştır. Sivil şehit Emrah Baran ise 2016 doğumlu bir erkek çocuğunu geride bu millete emanet olarak şehit bırakmıştır. Sayın Başkan, Burada ortaya atılan iddialarla alakalı pek çoğuyla alakalı grup önerisi var. Hepsine gereken cevabı vereceğiz. Bu elektrik dağıtım şirketleriyle alakalı bir şey ifade etmek isterim. Bunlar bir bölgede veya bir yörede, bir ilde değil. Tamamında, Türkiye'nin tamamında hepsinin kurallara, kaidelere, kanunlara uyarak hareket etmesi lazım. Burada eğer bunlar bir kanunsuzluk yapıyorsa biz de bu meselenin takipçisi oluruz. Biz de bunun üzerine gideriz. Gerekli kurumlarla da ben zaten irtibata geçeceğim ama bu sadece bir bölgeye bilinçli olarak yapılan bir hadiseden ziyade hepsinin kurallara uyması gerektiğini ifade etmek isterim. Buyursunlar efendim. 83 milyonun bir ve kardeş olarak bu ülkede yaşamasını dilediğimizi ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Buyursunlar Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Vekiller, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili bu DEDAŞ'la ilgili bir şeye değindi. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Şimdi bakın, zor koşullardan geçtiğimizi hep beraber biliyoruz. Yani özellikle pandemi dönemini kastederek söylüyorum. Böyle bir dönemde insanların borçlarından ötürü elektriksiz ve susuz kalmaları kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla her türlü konuda hani barış ilan ediliyor ya, yok vergi barışı, şu barışı, bu barışı filan gibi. Bu konunun da konuşularak bu şirketle insanların susuz ve elektriksiz kalmasının engellenmesi sağlanabilir. Bu konuda biz girişimlerde de bulunduk. Fakat bu şirket kapalı, kapatıyor kapıların hepsini ve anlaşmaya kapalıyız dediler. Biz özellikle söylediğimiz budur. Yani bu koşullarda hele bakın arıyor insanlar. Şu anda ürünlerine su vermesi gereken insanlar, zaman geçiyor, zor durumda kalıyoruz da diyorlar. Yani bir sorun var burada. Bu sorunu buyurun efendim. Bu sorunu konuşarak çözmek mümkün. Biz bu konuda da girişimlerde bulunduk fakat sonuç alınamıyor bir türlü. Dolayısıyla buna işaret etmek istedim ve yani bu insani bir meseleden söz ediyoruz. Politik bir mesele de değil bu nihayetinde. Dolayısıyla bu konuyu tekrar vurgulamış olayım. Teşekkür ediyorum.